Arkadaşlar merhaba, ben biyoloji öğretmeniniz Selin. 18 Nisan'da gerçekleştirilen TYT denememizin soru çözümünde bu hafta birlikteyiz. 15. sorumuzla başlayalım. X hücresi ve Y hücresine gerçekleşen bazı tepkimeler burada gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. X hücresi dişi memelilere ait olabilir. Bakıyorum, proteinden amino asit elde edilmiş. Burada proteini parçalamışız. Hidroliz tepkimesi gerçekleşmiş. Glikoz ve galaktoz birleştirilmiş, dehidrasyon tepkimesi sonucunda laktoz, süt şekeri elde edilmiş. Yağ burada hidroliz edilmiş, parçalanmış ve yağ asidi gliserol dediğimiz yapı taşları ortaya çıkmış. Şimdi memelilere ait olabilir, dişi memelilere laktoz dediğimiz süt şekeri burada üretilmiş. Evet, olabilir. X ve Y hücreleri aynı canlıya ait olamaz demiş. Şimdi bakıyorum, bu dişi bir memeliye ait dedik, yani bir hayvan hücresine. Y hücresinde gerçekleşen olayları incelediğimizde 5. tepkimede nişasta sentezini görüyoruz. Bakın, bu bir dehidrasyon olayıdır. Ancak nişasta sentezi olan bu olay nerede gerçekleşir? Bitki hücresinde. Bu sadece bitki hücresinde olur. Dolayısıyla hayvan hücresinde nişasta üretilemeyeceği için bunlar aynı canlıya ait olamaz. Y hücresi insana ait bir hücre değildir. Evet, nişasta sentezi gerçekleşmiş ve insanlarda nişasta üretimi yoktur. Doğru. 4 ve 6 numaralı olaylar hem bitki hem de hayvan hücrelerinde gerçekleşebilir. 4 ve 6 numaralı olaylarda protein sentezi var. Bakın, dehidrasyon tepkimesi tüm canlılarımızda ortaktır. Yağ asidi ve gliserolden nötral yağ, yani trigliserit sentezinin yapılması. Bu da dehidrasyon kabul edebiliriz. Bu da tüm canlılarımızda ortaktır. Evet, hem bitki hem hayvan hücrelerinde gerçekleşebilir. 1 ve 3 numaralı olayların gerçekleşmesi için ATP şarttır demiş. Burada gerçekleşen olaylar hidrolizdir ve hidrolizde ATP harcanmaz. Dolayısıyla 1 ve 3 numaralı tepkimeler için ATP şartı yoktur. Edirne'deki öncülümüz yanlış oldu. 15. sorumuzun cevabı Edirne. 16. sorumuza devam edelim. Burada bir grafik verilmiş. Ozmotik basınç ve turgor basıncındaki değişiklik gösterilmiş. Aşağıdaki olaylardan hangisi T anından önceki değişime neden olur? Şimdi bakıyoruz, T anında ne olmuş? Ozmotik basıncımız turgor basıncına eşitlenmiş ve emme kuvvetimizin sıfır olduğu bir nokta. Buraya kadar T anından önce turgor basıncımız artmış, T anından önce turgor basıncımız azalmış ve eşitlenmişler. Bakalım buna hangi değişim neden olur? Hücrenin hipertonik ortama bırakılması. Bir hücre hipertonik ortama bırakılırsa su kaybeder. Su kaybedince de turgor basıncı azalır. Ama burada turgor basıncı artmış bu bitki hücresinin. Burada bitki hücresi olduğu söylenmiş. O yüzden adana olamaz. Hücre izotonik ortama bırakılmış olabilir mi? Eğer izotonik ortama bırakılsaydı dışarıya çıkan su kadar içeriye giren su olurdu ve burada bir ozmotik denge yine kurulurdu. Turgor basıncında değişiklik olmazdı. B de olamadı. Hücre zarı ile hücre çeperi arası mesafe artıyor demiş. Şurası hücre duvarı olsun, çeper, hücre duvarı. Hücre duvarı ile hücre zarının arasındaki şu mesafenin arttığını söylüyor. Hücre zarı. Ne zaman artar? Bu turgor basıncının azaldığı durumda. Yani hücre su kaybeder, hipertonik ortama bırakıldığında su dışarıya çıkar ve hücre duvarı ile hücre zarı arası mesafe artar. Bu da olmadı. Hücrenin hipotonik ortama bırakılması. Bir hücre hipotonik ortama bırakılırsa ne olur? Su alır. Su alınca turgor basıncı artar, ozmotik basıncı azalır. Demek ki bu olabilir. Cevabı bulduk. Hücrede glikoz gibi çözünen maddelerin artması ozmotik basıncı artıran faktörlerdir. Yani Edirne'de olmadı. Doğru yanıtımız Denizli 16. soru için. 17. Aşağıdakilerden hangisine sahip olan omurgalı hayvan çeşidi diğerlerinden daha fazladır? Güzel bir sınıflandırma sorusu olmuş. Çekirdeksiz alyuvarlar hangi omurgalı hayvan çeşidinde var? Tabii ki sadece memelilerde. Çünkü diğer omurgalı hayvanlarımızın alyuvarları çekirdeklidir. Süt bezleri kimde var? Tabii ki memelilerde. Alveol yapısı memelilerde. Kıl yapısı memelilerde. Akciğer dediğimiz zaman balıklar hariç diğer omurgalıların hepsinde. Yani amfibiler, iki yaşamlılar, kurbağalar olarak daha çok biliyoruz. Sürüngenler, kuşlar ve zaten memelilerde
akciğer taşır. Bakın daha fazla canlı grubunda akciğere rastladık. Diğerleri ise sadece memeliler sınıfındaki canlılara aitti. Bu akciğer ise 4 sınıfa ait bir özelliktir. Daha fazla canlı çeşidi vardır. O yüzden 17. sorumuzun doğru yanıtı Adana oldu. 18. sorumuzla devam edelim. Güzel bir kan grubu sorusu. Ayşe'ye ait kan serumundan birkaç damla Ahmet'e ait alveolar süspansiyonuna damlatılır ve çökelme görülmez. Serum kısmı buradan süspansiyona damlatılmış, çökelme yok. Serum kısmında antikorlarımız taşınıyordu, alveolarlarda ise antijen adını verdiğimiz yapılar vardı. Antikorlar demek ki antijen bulamamış ve ya da hiç antikor yoktu burada, antijen bulamadı ve çökelmeye neden olmadı. Ahmet'e ait kan serumu Ayşe'ye ait alveolar süspansiyonuna damlatılır ve çökelme görülür. Buraya damlattığında çökelme var. Demek ki Ayşe'nin kanında antijen varmış burada. Ve burada da antikorlar karşımıza çıktı. Birinci durumda tam tersi oldu. Ayşe'nin kan grubu AB, Ahmet'in kan grubu 0 olabilir. Evet, Ayşe eğer AB kan grubundaysa hem A hem B antijeni vardır ve antikor yoktur. Ahmet'in kanı 0 olduğuna göre antijen yok. Ben buraya antikor içeren sıvıyı damlattığımda çökelme olmayacak. O zaman 1 olabilir. Ayşe'nin kan grubu B, Ahmet'in kan grubu 0 olabilir. Evet, bu da olabilir. Ayşe'de B antijeni vardır. Antijeni vardır. Ve A antikoru taşır. Ama Ahmet'te A antijeni olmadığı sürece bir çökelme meydana getirmez. Dolayısıyla 0 grubunda olabilir Ahmet'imiz. Doğru. Ayşe'nin kan grubu 0, Ahmet'in kan grubu A olabilir demiş. Böyle bir durumda Ayşe'nin kanında anti A ve anti B olurdu. Ve Ahmet'in kan süspansiyonuna damlatıldığında çökelme meydana gelirdi. O yüzden üçüncü öncül olamaz. 1 ve 2 doğrudur. Doğru yanıtımız Ceyhan olur bu soruda. 19. sorumuzda bir ekosistem sorusu. Afrika'daki bir ekosistemde fillerin temel besin kaynağı ağaçların genç sürgün kısımlarıdır. Fillerin bu ekosistemde yok olması ağaçların aşırı uzaması, sık yapraklı ve sık dalda olmasına neden olmuştur. Fillerin ekosistemdeki önemli rolü de bu ağaçların tohumlarını yaymalarına yardımcı olmasıdır. O zaman karşılıklı bir yarar oldu. Ağaçların meyveleriyle beslenen fillerin bağırsaklarında bozulmayan bu tohumlar dışkılamayla geniş alana yayılır. Fil bu ağaçları yedi, karnını doyurdu, mutlu. Bu ağaçlarda fil sayesinde tohumlarını daha geniş alanlara yaydılar, mutlu. Buna göre hangileri doğrudur? İlgili ekosistemde bulunan ağaçların aşırı büyümesi filler tarafından kontrol altında tutulur. Aynen öyle. Filler olmadığı zaman bu genç sürgünler yenilmiyor ve ağaçlar aşırı uzuyor, sık yapraklanıyor. Dolayısıyla aşırı büyümesini filler engellemiş oldu. Fil ile ağaçlar arasında amensalizm değil mutualizm ilişkisi vardır. Her iki tarafta olumlu etkilendi çünkü bu birliktelikten. Amensalizm dediğimiz ilişkide bir taraf olumsuz etkilenirken diğer taraf ne olumlu ne olumsuz etkilenmiyordu. Yani fillerle çimenleri düşünebiliriz. Filler bu durumda hiç etkilenmez. Çimenleri ezerler, olumsuz etkilenirler. Dolayısıyla o amensalizm olur. Ama burada uzun ağaçlardan bahsediyoruz. Fillerin ekosistemde yok olması tabandaki kısa boylu bitkilerin ışık görmesine engel olmuştur. Evet, buradaki küçük bitkiler ışık göremezler. Doğru. Çünkü sık dallamalar olduğu zaman aşağıya ışık geçemez ve ışık görmesine engel olur. Burası da doğru oldu. 1 ve 3 doğru olur. 19. sorumuzun yanıtı Denizli. Ve son sorumuza geldik. İnsanda gerçekleşen mitoz ve meyoz bölünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İnsanlar 2N eşittir 46 kromozomlu. Yani diploid hücrelerimizde 46 kromozom var. Haploid hücrelerimizde 23 kromozom bulunuyor. Profaz 1 evresinde 23 tetrat oluşur. Doğru. Tetrat sayımız bizim haploid kromozom sayımıza, yani N kromozom sayımıza eşittir. Doğru. Mitozun anafaz evresinde 92, meyozun anafaz 1 evresinde 46 kromozom bulunur. Evet, doğru. Mitoz bölünmede anafaz aşamasında şu şekilde, bu metafaz olsun,
Anafazda kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilirken ne olacak? Kromozom sayısı 2 katına çıkar. 46 kromozomluyduk. Her bir kardeş kromatit ayrıldığı için her birisi kromozom olarak adlandırılır. 92 kromozom sayılır. Mayozun anafaz 1 evresinde homolog kromozomlar rastgele ayrıldığı için, bunlar zıt kutuplara gittiği için kromozom sayımız 46'dır. Bu da doğru oldu. Mayoz 1 tamamlandığında oluşan hücrelerin kromozomları 2 kromatittir. Doğru. Çünkü burada bakın anafazda ayrıldığında bunlar telefazda yeni hücrelere gidip doğumlanma gerçekleştiğinde oluşan kromozomlarımız 2 kromatitli haldedir. Çünkü mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya düştü. Kardeş kromatitler henüz ayrılmadı. Mitozun metafaz evresindeki kromozom sayısı ile mayozun profaz 1 evresindeki kromozom sayısı aynıdır demiş. Evet, mitoz bölünmede 46 kromozom ekvatoral düzlemde sıralanır. 46 kromozom vardır. Bizim mayozun profaz 1 evresinde de 46 kromozomumuz vardır. Dolayısıyla aynıdır. Mayoz bölünme sürecinde DNA replikasyonu 2 defa gerçekleşir demiş. Hayır, sadece 1 defa gerçekleşir. DNA replikasyonu mayoz 1 ve mayoz 2 arasında olmaz. Sadece interfaz aşamasında gerçekleşir. Mayoz 1'den mayoz 2'ye geçerken replikasyon yoktur. O yüzden bu 1 defa gerçekleşir. Yanlış verilmiş 20. sorumuzun yanıtı Edirne oldu. Evet, AYT soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.